Amuz billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Sevgili kardeşlerim, 2024 regaibiniz mübarek olsun. Ve canlı olsun, ruhlu olsun, şuurlu olsun. Risaletin gölgesinde olsun. Daha önce Regaib hakkında çok derslerimiz var, çok noktayı nazarlar var. Fakat yeni Risale-i Nur'dan yeni anladığımız regaibe ne mana yüklenmiş? Onlardan komprim şeklinde birkaç tanesini bahsetmek istiyorum. Regaib temelde şu. Allah mahlukatı yaratmadan, yaratmadan önce karar verdi. Mevcudatı yaratacağı ve ilk yarattığı da Nur-u Muhammed'idir ağacın çekirdeğidir. Sonra oradan ruhu, sonra aklı, insan ve beşeriyeti, sonra alem-i yarattı. Süreç böyle. Allah ben yaratacağım, bir eflak yaratacağım. Bu kararına bir unvan koymuş, bir alamet koymuş, bir isim koymuş. Bunun adı regaiptir. Regaip o zaman bize bakan manası nedir? Regaib çok duymuşuzdur da. Regaib haktan halka bakışı anlatır. Merkezden harice doğru bakıştır. En uç regaibtir. İlk enfusya merkez. En dışsal mevlut kandilidir. İlk yaratacağım kararı regaib mahlukat itibariyle mevlut kandili olarak insan ve beşeriyetin yaratılması da mevluttur. İkinci Ünvan olarak Miraç denmiş. Üçüncüsü Berat, dördüncüsü lef Mahfuz yani Kadir Gecesi olmuş. Burada ilk gece, ilk gece yağmur mu yağdırılıyor? Evet. Allah Allah. Şu anda. Evet. Onun için heyecanlı mı? Nereye bakıyorsun diye. Ya, o yüzden baktım. Allah Allah. Fesvalallah. Ah. Evet, çevir istersen kamera. Allah Allah. Esvan Allah. Cam açar mısın? Duymak istiyorum. Kardeşler de duymak. Fesman Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbel Alemin bütün Müslümanlar adına ve nur talebeleri adına selatu selamımızı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ruhu alisini 124 bin peygamberlerin ruhlarına ulaştır haberdar et ya Rabbi. Onları seven olduğunu, canla başta her şey rağmen, her şeyinden daha kıymetli onların getirdiği hakikat olduğuna çalışan ümmetleri ve Müslüman kardeşleri olduğunu haberdar et ya Rabbi. Elhamdülillah. Allah ben varım diyor ya. Hadi bismillah. Allah hiçbir efrak yaratmadan önce karar verdi. O yaratacağım şeyi, o karar adı bir ünvan, alamet, simge, sembol koydu. Regaib dedi. Bu regaibi içsel inkılabın başı koydu. Bunun da unvanı şuurdu. Hatta diyor ki Emir'de 37'de Leyli ve Gaybin kutsiyeti çok tuhaf bir şey söylüyor. Biraz anladığım kadarıyla. Biraz bir kırpıntısını şöyle anladım. Diyor ki Hazreti Risalet'in bir derece bir cihette alem işadete teşrifinin umun kainatça bütün asırlarda nazari emniyette rahmeten lil alemin olduğunu ispat etti. Ve kainat o geceyi alkışlıyor diye gösterdi. Hacı bir şey oldu ya. E bir de e, bir şey diyor biliyor musun? Ne biliyor musun? Leyli ve gayipte altı saat evvel yazdım. Hizb-i Nuriye'nin ile tesliminden sonra bak Katya benim kanaatimde bir nevi Mira Ahmedi olarak iki aydan beri mütemaden kuraklık ve yağmursuzluk. Bir şey anlatacağım şimdi şey başka. Her tarafta daima namazlardan sonra pek çok duaların akım kaldı. Yani yağmur için dua edilmiş. Akım kaldı ve İstanbul hakikaten barajlar kurumuş durumda. Ve herkes meyusiyetten derdi maişet endişesiyle kalben alarken birden leyle ve gayb. Bak ne olmuş? Simge kullanacak. Bütün ömrümde hiç mislini işitmedim. Ve başkalar da işitmedi. 3 saatte yüz defa 3 saatte yüz defa belki fazla tekrar ile meleki rahat yüksek ve şiddetli tesbihiyle öyle bir rahmet yağdı ki en muanide dahi. Ne olmuş o üç saatte leyla Gayb gecesinde? Meleki rahat. Rahat ne demek? Gök gürülmesi. Antika bir enfusine gireyim mi? İlk önce mülkünü anlatayım. Bu meleki rahat var ya zahirde ee, fizikte artı ve eksik bulutların çarpışması çıkıyor. Ee, ve gene bilimin söylediği şimdi şey çıkıyor ama bir ses var. O ses yaydığı enerjiyle toprağın altında bulunan çekirdeğe uyan emrini veriyor. Yani eğer çakmasa, melik rahat olmasa çekirdekler patlamıyormuş. Patlamıyor çekirdek. İşte o çekirdek insandan nur Muhammed'idir o melek bu geceye kullanması o nuru Muhammedi'yi melek-i gibi şuurla patlatıyor insan. Şuur, farkındalıkla. Zaten diyor ki burada Risaletin, peygamberin demiyor. Hazreti Risaletin bir derece kainatan teşrifini. Risalet peygamber değil, insan değil. Risalet sistemdir. Ona farkındalığının en yüksek kimde olur? Resul'de olur. Risalet sistemdir, insan değildir. Ona hamil olan en yüksek farkındalığı, şuuru olana resul denilir. O zaman herkes derecesine göre risaletin hamili, hamalıdır. Bir köyde bir nur talebesi, bir vadilerde, bir memleketlerde, devlet dairelerinde, fabrikalarda evlerinde vesaire. Tebliğ yaparken risaletin, risaletin cenana giriyor. Evet yağmura devam etsin. Risalet sisteminin altına giriyor. Eğer risalet sistemi aktif olmasa sen orada tebliğ edemezsin. Şimdi burada regaib gecesi yüz defadan ziyade ediyor. melek rahat etmesi, çekirdeğin patlaması, çekirdekten bizim çekirdeğimiz olan Nur Muhammedi patlatıyor. Peki nasıl patlatacağız regaipte o şeyi? Şuur. Şuur nedir? İki tane şuur var. Aklın bütünselliğinden birinci şuur, vicdanın bütünselliğinden ikinci şuur. Şimdi iyi dinle. Aklın bütünselliğinden birinci şuuru tayin pekmez. Tayini pekmezi karıştırırsan tek şey olur ya. Şimdi aklın şuurunu koy tencereye. Vicdanın şuurunu koy tencereye. Karıştır. Alemi gayba münacat ediyorsun, tefekkür ediyorsun, ubudiyet ediyorsun. A bu şuurların bütünselliğine alemi gaybın verdiği cevap inikaslarının adına şuur denilir. Yani o şuura peki biz e, aklın bütünselliğiyle, vicdanın şu bütünselliğiyle bir şuurumuz oldu. Alemi gaybın kapısını çaldık. 506 sözlerde diyor. Çaldın. O alemi gayb bu kapıyı vurmaya şey yapmamış. Lakayt kalmamış. Alemi gaybın vicdanımıza verdiği cevap şuur. Birinci ve ikinci şuurumuzda Gaybın vicdana verdiği ikinci şuur nedir? Vicdanın şuur. O vicdanı şuur ne demektir? Vicdanın bütünselliğiyle gayban kapısını çalıyoruz. Vicdanın sisteminin bütünselliği. ne vardı, irade vardı, zihin vardı, his vardı. Latife Rabbani. Bu bütünselliğinin gaybı tokmalıyor. Yani çalıyor kapısını. Gaybın vicdana verdiği cevap şuur. Aklın gayba, gayba karşı kapısını tıklamasına akla verilen, aklın şuuruna verilen cevap da vahiy. Vahinin hakikati şuur bayi. İşte bu şuur, gaybın bize verdiği, vicdanımıza verdiği cevap olan şuur, gaybın aklımıza verdiği cevap, vahin manaları bütünsel olursa sende farkındalık olur. Bu farkındalığınla o sisteme giriyorsun. Hangi sistem? Risalet sistemine giriyorsun. Risalet sistemdir. Hazreti Risaletin diyor. Yani Risalet sistemine giriyorsun. Peki ne oluyor? Girdiğini nasıl bileceksin? Hizmet ediyorsun. Peygamberlerin en büyük vazifesi nedir? Tebliğdir. Tebliğ edebilen bu sistem onda aktif demektir. Tebliğ yani dersler, hizmetler. Regaib rabet ediliyor, Rabet edilen. Yani müennes yaz harflerdir regebe. Ne demek o? Müennes dişilik dorkandır. Kişi kendisini kendisinden doğuracaktır. Kendisini kendisiyle inşa edecektir. Kendisi kendisiyle yapılandıracaktır. Bu yapılandırma faaliyetini şuur haletiyle yapılıyor. Yani uyanmış vicdana gaybın verdiği cevap şuur. Uyanmış akla gaybın verdiği cevap vahyi manalarıdır. Vahyi. Rahm-ı şey fecir zamanına şey yapıyor e, ustad dokuzuncu sözde yani regaip regaiple o fecir zamanı e, bir derece diyor rahm-ı madere düşme düşmesinin e, hatırlanması var rahm-ı maderde yani alemi şahadete intikali bir derece ama doğumun kendisi değil doğumun kendisi değil bu alemi şahadetteki ahval ama hakikatta insanlığın yani regaib gecesinde ilk tercih edilişidir. İnsan merkezli kainatın yaratılmasına regaib denmiş. İnsan merkezli insanla anlamlandıracak, manalandıracak, farkındalık olacak, kıymet alacak kainatın kuruluşuna karar verildiği adı regaib. Regaib ta Allah kainatı yaratmadan önceki Allah'ın kararı ama Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu fark etmiş. Allah fark ettirince böyle oldu diye ona o unvanı ve değer vermesini söyledi. Allah'ın ona farkındalığını vermesi o gece olmuş. Yani kainatı ben yaratmaya bir alamet koydum. Ona da bir isim koydum. O Nur Muhammediy'i yaratmaya bir isim koydum. Peygamberimize dedi ki senin nurunu da yaratmadan önce ve Ramu ı Mader'de bulunmana da o gece orada da bildirmiş. Ona ayrıten bildirmiş. Yani burayı buraya taşıtmış. Yani peygamberi söylemesiyle Nur-u Muhammedi ile ilk yaratıldığını senin nurundan, ruhundan yaratıldığını o zaman bildirmiş. Regaibi ben diyor ilk önce senin nurunu yarattım. Onu da haberdar ediyor. Haberdar etmesi aynı güne ünvan olmuş. Regaip'te olmuş. Fecir. Fecir zamanına bakıyor diyor. İlk doğum. Yani günün doğumu. Gün başlıyor fecir sabah. İşte vacibül vücuttan ilk suhurat mahlukat işte fecir gibidir. Regaip. Teşrif noktasında teşrifi, Rahman mader teşrifi 1400 sene önce oldu değil mi? Evet yani beşeriyeti. Onun abi şimdi geçmesine rağmen işte biz bir regaip hakikati yakalamaya çalışıyoruz. Ama 1400 sene sonra bunu yapıyoruz şu anda. E, hatta daha da evvel. Diğer manasıyla daha da sonra. Ta kainatın başında. Biz şu anda e, o işte ağaçtaki meyve çayda söylediniz ya. O, o evet. ilişkiyle anlatsanız. Hani ne oluyor aslında? Şu zamanda kendi aslında hakikatimizin keşfidir aslında. Yani mesela o meyve kü toprağın altında meyveyi düş şey çekirdeği düşün. Çekirdeğin yaratılması regaip. Tamam mı? O o programın yaratıldı ağaç. Sonra meyve oldu. Meyvedeki bir çekirdek var. Bu çekirdekle kökteki çekirdeğin haytı yani birleşme hattı miracın hakikatıdır. Yani bu çekirdekle bu çekirdek, bu çekirdek ne aynıdır ne gayrıdır ama gayrı değil. Bunun haytı miraçtır. Buradan bakış ise regaittir. İnsanın, insanın insan itiyle. Ama Allah canibiyle ilk bakış haktan halka böyle bakış. İşte bu bu hakikatını meyve mesabesindeki beşeriyetini ve insanlığını Aslına döndürüyor regaib. Kökteki çekirdeğe baktırıyor. Herkes aslına bakıyor. Aslına bakıyor gece. Herkes bakıyor. Herkes aslına bakıyor. İlk, aslına dönüyor. İlk düşüşünü, düşüşünü hatırlatıyor. Fecir zamanı, rahm maderi geç yukarıya. Kainatın kuruluşu daha geç yukarıya. Allah ilk yaratılmasını nazar ettiriyor. Aslında zaten hakikatimiz hem orada... Ama buradan bize seyrettiriyor. Evet, burada gösteriyor. Burada kendisinde kendisi. Buradan oraya baktırıyor ama Bak. bizim hakikatimiz orada. Evet, hakikatimiz Kendimiz orada. Ve hakikatimiz orada. Biz nedir bu? Suretimiz burası. İç alem nedir? O hakikatin kanuniyetidir. Bak, orada hakikatimiz orada. O hakikatin sureti bedendir. O hakikatin kanuniyeti içseldir. O hakikatimizin hakikati orasıdır. Mahiyeti Allah'tadır. İşte Regaib'de beşeriyetten, insanlığımızdan, beşer ve insan farklıdır. Beşer ve insanlıktan aslına bakıştır. Hakikatına döndürüyor seni. Hakikanın aklına baktırıyor. Bakma işte, o bakabilme haletinin adı farkındalıktır. Farkındalığın içinde şuur vardır. Şuurun içerisinde vahinin manası vardır. Aynı zamanda gaybın teleşuatları vardır. Sıraladım. Yani o gece ne yaptırıyor bize? Niye bu kadar veriyorum diyor bu kadar sene ömür veriyorum sana o bir geceye. O gece veriyorum bu kadar sebep ve ömür veriyorum sana 20 sene 30 sene 80 sene sebebi. Yani o kadar bir gecede yani bir, bu kadar niye alsın? E, çay çekirdek ama çekirdeği sana vererek koca ağacı vermiş oluyor. Nedir o çekirdek? Beşeriyetten hakikatına bakışın farkındalığın şu urunun adıdır regayip Beşeriyetten insanlığından, beşer ve insan oluşundan hakikatına bakış farkındalığın, bakış şuurun, bakış manalarının bütünselliğidir. Regaib. Neyle bakıyoruz? Vahiy ile baktırıyor. Hangi şuur ile nazar ettiriyor? Ha, iki tane şuur var. Aklın şuuru ne demek? Vahiy, vahin manası. Vicdanın şuuru gaybın hakikatları. Vahiyin manası ile alemi gaybın bize iade ziyaret ettiği manalar vicdanda. Yani vicdan uyanırsa gayba kapı çalar. Gaybtan bize verilen cevap vicdanda gaybin hakikatıdır. Aklımızda çanak anten gibi uyduya tutarsak la teşbih ve la temsil uyduya vahide. Aklımız çanak anten. Ona döndürürsek akıl vahiden besleniyor vahyin manaları ile alemi gaybın vicdanımıza verdiği iade ziyaret cevabının bütünselliği ile aslına bakıyorsun. Asl hakikatına bakıyorsun. Asl hakikatın nedir? Bu bakış şeyi, nazarın, o farkındalık regaiptir. Aslına baktırmaktır kısacası regaip. Aslına döndürmektir. Peki, zaman zaman zamanda kaldıralım abi. Peki kaldıralım. şöyle düşün o zaman zaman böyle bir şerit düşün devamlı akıyor. Kitabı koydum, bunu koydum, kalk 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 gidiyor. Bu zaman şerittir. Eşyanın kendileri o şeride konulmasıdır. Öncelik sonralık, öncelik sonralık. Eğer zamanı kaldırırsan bütün zamanlar ta kainatın Nur Muhammedi'den bu kainatın 124 bin peygamberlerin bu şerite dizilmesi demek sıraya. Zaten zaman ne demek? Eşyaya öncelik sonralık, öncelik sonralık veriyor. Eğer zaman şeridini kaldırırsan bütün zaman anda olur. An olur birbirinin üstüne bindirilir. Nereye benzer? La teşbi ve la temsi. İki tane misal vereyim. Bir tanesi kocaman bir ağacın e, yaprağı, çiçeği, kokusu, tadı, rengi çekirdekte bindirilmesi. İki, bir müzik orkestrası düşün. Piyanosu var, kemeni, kemençesi var, sazı var, piyanosu var, var da var. 20 tane cihaz düşün. Aynı notayı vursa sesleri farklı ama Aynı anda olduğu için birbirine bindirilmiş, sen onu te ayırt edemezsin. Tek hakikattır Veya üçüncü bir misali, ağzımdan çıkan kelime de manam var, duygularım var, hislerim var, latifelerim var, var da var. Ama kelamın üzerine bindirilmiş. İşte zaman kalkarsa benim ağzımdan kelime gibi, zaman kalkarsa kocaman bir ağacın çekirdeği gibi, zaman kalkarsa müzik orkestrasında çıkan tek bir ses gibi, birbirine bindirilmiş olur. İşte bu bakışı sana veriyor ve gayb, zamansızlığa baktırıyor. Çünkü beşeriyetten aslını, hakikatine döndürüyor. Yani ilk yaratılış hakikatine baktırıyor. Bu senin farkındalığını arttırıyor. Peki bu bakış sistemi seni ne, neyin için alıyor? Risaletin için alıyor risaletin içinde. Fiil de nasıl gözükür? O nispetle hizmet edersin. O hizmet o nispetle hizmetlere sahip çıkarsın. Risale, risale okursun, Kur'an okursun, davaya gidersin, dersleri gidersin, insanlarla iyi geçinirsin, evde fa sorumluluğunu alırsın, ailene sahip çıkarsın. Yani sorumluluk alırsın. Regaib aynı zamanda sorumluluk almaktır. Sorumluluğun farkındalığıdır. Ben insanım demektir ya. Ben insan olarak tercih edildim. Ben Kainat benimle anlamlanmış. Yani pergel koyduğun yerden merkezli daire olur ya. Bütün kainat insanla anlam bulması. Yani muhalefetun lil havadis. Yani bütün kainat insana bakıyor ama insan her şey muhalefet etmiş. Hiçbir şeye benzemiyor. Allah'ın bu zatı sıfatı bizde tahayyün ediyor. En azamı gözüküyor regaibde. Regaib gecesinde gözüküyor. Ben insanım demek ve oluyor. Ben Allah'ın zatı sıfatı olan muhalefetun lilhavadis. Yani Allah yarattığına benzemez. Bizde nasıl gözüküyor? Bütün kainatın sonucu meyve, ağacın sonucudur ama oradaki çekirdek meyvenin içindeki çekirdek itibariyle o çekirdek son iken kökteki çekirdeğin aynısıdır. Yani son iken başın idrakıdır ve gayb ağacın sonu nedir? Meyvedir. Meyve sondur ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki bu hakikat, bu meyvenin için çekirdek itibariyle ağacın sonu iken başı oluyorsun. İşte insanda nasıl tahakkuk ediyor muhalefetun lilavadis? Bunun bu geceyle ne alakası var? Yani insan kainatın sonucudur, kainatın meyvesidir. Ama bu insanda bir nur, nuru Muhammed'i var ki o, o da bizde enedir. Bu cihette kainatın öncesiz ve kainata benzemiyoruz. Kainat bizimle anlamlandırmış, ifade edilmiş, tanzim edilmiş, tavsif edilmiş. İşte bu şuuru veren regaiptir. Regaip başka bir şey. Sebap cihetiyle bakmayacaksın. Bu şuur cihetiyle bakacaksın. Kainat seninle anlamlanmış. İşte zatı sıfatın en çok tayin ettiği tayin ve teşahhus ettiği gece regaittir. Risaletin rahm-ı düşmesi bu Allah'ın en cami konuşması mıdır? Evet. Bak şimdi. Konuş konuşmasına yine konuşmasıyla cevap vermesidir. Kendi konuşmasına kendi konuşmasıyla cevap vermesidir bak. Allah için mazi müstakbel yok. Allah var varken kainatı yaratmamıştı. Sanki süreç Nur Muhammed'i yarattı kainatı yarattı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yarattı. Dua etti. Duasını kabul etti. Sonra kainatı yarattı. Sanki bu süreçler olmuş gibi kainat yokken gelecekte yapacağı duayı yapmış gibi duasını kabul etmiş. Kainatı böyle yaratmış. Olmayan kainatta olmayan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın olmayan duasını olmuş gibi du cevap veriyor, yaratıyor. Ama bazıları diyecek o olur mu şey? Allah bizim gibi geçmişi geleceği bilmez ki öyle değil ki. Allah için hepsi andadır ya. Geçmiş gelecek bizim için vardır. İşte bu risaletinin bir derece ortaya çıkışı demek Allah'ın risaletle risaletle sistemle konuşuyor. Konuşuyor. O risalet bir sistemdir. Oradaki konuşması da vahiydir. Sistemin içinde. Mesela diyelim ki ney? Orada üflüyorum. Bu risalet ona şekil veriyor. Bu vahiy ile vahiy ile anlamlandırıyor. Bak, şekilsiz, manasız bir sese ayk veriyorum bakın. Ben neye öfürüyorsun? Ses çıkıyor. Ama sonra ona anlam yüklüyorum. Yani onu şekillendiriyorum, yönlendiriyorum. İçerisine parmak yapıyorum ama aslında kendimi koyuyorum. Düşüncelerimi, hissiyatlarımı duygularımı, latifeler, manalarımı parmaklarımla o nefese yön vererek ifade ediyorum. Mana çıkmıyor mu? Neyden? İşte Risalet bu neydir? Resullük o içindeki vahiydir. Vahiy. Vahiy. Ona şekil veriyor. Ya. O aklı çıksa diyor ya. O zaman Aynen. evet Kur'an o. Eğer kainatı Risalet-i Muhammed Ersel, nuru çıksa gitse kainat vefat edecek. Eğer Kur'an gitse kainat divane olacak ve küre arz kafasının aklını kaybedecek. Belki şuursuz kalmış olan başını bir seyra seyyareye çarpacak. Bir kıyameti koparacak. Şuursuz kalacak dedi. Şimdi o zaman ben sana bir kulasa Allah'ın dışında arş, refi mahfuz, cennet, cehennem, kürs hepsini meyve sıkacağına koy. Elma, armut, havuç, şeftali koy. Zürür özünü alıyorsun ya. Aynı onun gibi bir makine düşün. Allah'ın dışında bütün alemleri makineye koysan zzz, özünü alsan çıkan hayat. Hayatın da özünü alsan zzz, his ve şuur. His ve şuurun da özünü alsan akıl. Bitti. Ruh bunun özü değil. Zati ve müstakil bir cevheridir. Tamam? Şimdi Muhammed Ali Vesselam'ın ve selamın nuru nuru Muhammedi her şeyden evveldir. o cihette kainatın başıdır ama risaleti değil, e, risaleti yani nubuveti, e, peygamberliği ise beşeriyet itibarla khatemen nebidir, sondur. Yani ben şöyle sıralayayım daha iyi olacak. Bir ağaç düşün, harika bir ağaç düşün. Bu çekirdeğe Nur Muhammed'tir. Bu Muhammed buradadır, çekirdektir, nuru. Bu çekirdekten ağacı yarattı mı? meyveyi yarattı. Bu meyveye de Risalet-i Ahmediye'dir. Hazreti Risalet'in teşrifi dediği Ahmet Aleyhisselam'ın evet, bu. Teşrifidir. Bu teşrifi bu. Sonra baktırıyor sana o nimeti uzmayı gör diyor. Yani Risalet-i Ahmediye'nin alim-i şehadetin son onu, teşrifi ile onu hatırlatıyor. Diyor ki o nimet uzma var ya senin ilk durun. Bizim gibi o da baktı aslında. Baktı aslında. Yani merak et o da insan baktı. Sonra bu bu meyve Ahmet diye meyve Ahmet ama içinde bir çekirdek var. Kökteki çekirdeğin ne aynısı ne gayrısı. O cihette meyvedeki çekirdekle kökteki çekirdeğe baktırdı. O baktırma haleti risalet ve risalet o zaman işte regaib bir unvan olarak risaletin sistemin aktifliği regaib. Şimdi sırayı yapayım da. Bu çekirdek Nuru Muhammedi. Ağacı yarattı. Ağacı meyvesine Risaleti Ahmediye. Ağacın zahirisine maddi hayatı Muhammediye. Ağacın batınısına manevi hayatı Muhammediye. Hepsine şahsiyeti Muhammediye deniliyor. Hepsine. Şimdi bu meyve mesabesindeyken Ahmet o için 19. söze, 19. sözün adı ne biliyor musun? Risaleti Muhammediye değil. Niye Muhammediye demedi de Ahmet dendi? Risaleti Ahmediye. 19. mektup var ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi. Niye mucizeti, mu mucizatı Muhammediye denmedi de mucizat Ahmediye denmiş? Ya peygamber olması, kul olması, beşeriyeti Ahmet'tir. Ahmet meyve edir. Kainatın sonucudur meyve. Ama meyvenin içerisinde bir çekirdek var ki o cihetiyle o Ahmet kainatın ağacın başıdır. O çekirdeğin adı Muhammed'dir. Ha. Ama son itibariyle baş ve sonudur. Peygamber Hazreti Selam kainatın başı olma itibariyle Muhammed'dir. Sonuç olmak itibariyle Ahmet'tir. Maddi ve manevi hayat-ı Muhammed'i. İşte bu çekirdekten çok antikadır Furkan burada. Bu meyve Ahmet risalettir. Risalet bunadır. Onun için Risalet-i Ahmediye denmiş. Muhammed nedir o? Nuru Muhammed'idir. O beşer değil ki. <laughs> ha işte Risalet-i Muhammed'i bu Risalet var ya meyve. Meyve. Onun içerisindeki çekirdekle bakıştır. Çekirdeği kastediyor. Dedim ya Ahmet sonuçtur. Risalet-i Ahmediye. Ama Risalet-i Muhammediye derken bu Ahmet'in taşıdığı batınındaki çekirdeği kastediyor. Muhammed gördüğün yerde her zaman Risale'de çekirdek göreceksin. Ahmet'in taşıdığı Muhammed. Muhammed. Ahmet'in taşıdığı Muhammed. Risale-i Muhammed olunca e, Ahmet Ali ve Selam'ın taşıdığı. Selam demiş zaten. Evet ya. Yoksa o zaten aslı Evet. Onun için mesela daha çarpıcı o, söyleyeyim. Nuru çıksa demesi peki abi. Nuru çıksa söyleyeyim. Kainat, onu ifade edeyim Kainat ilk yaratılmadan önce Onun nuru yaratıldı, benim nurum O çıksa, kainat olur mu? E bitti işte onu diyor Ama bu bazılar şöyle diyor Böyle tenkit ediyor Vehhabiler diyor ki Ya diyor seni yaratmasa, yaratmamış Olsaydım kainatı da yaratmazdım Ya diyor 1400 sene sonra Var olan bir zat diyor Ondan önce yoktu ki diyor Kainat nasıl onun nurundan yaratıldı yani peygamberimize böyle bizim gibi bir beşer bakıyor. Evet bizim gibi beşer itibariyle beşerdir ama ona onun ruhu bizim gibi değil ki. Yani bunu diyen insan insanı et ve kemik zannediyor. İnsanı namaz niyazla zannediyor. İnsan akıl kalpleri zannediyor. Onun bir e, ee, doğru gideyim. Benim gömleğim, benim atletim, benim hayatım, benim vücudum, benim aklım, benim vicdanım, benim kalbim, benim ruhum, ben olan ben. O ene. Bir de onun arkasında benim sırrı, ben ol sır insanı var. Sırrı insanı ile kendi bizde ne kıyas ediyor? Adam zannediyor ki et ve kemikle peygamberdir. Et ve kemikledir insan. Onu kastediyor. 1400 sene önceki insanı kastediyor. Tamam o beşeriyet itibariyledir. Ama onun arkasındaki yüklenen sistem bizim gibi midir? Bizim ruhumuzan mı benziyor? Onun enerjiyetiyle yani ben olan ben ve sır insaniyetiyle insan benim sırımdır. Ben de insanım diyor hadisi kutsi de. Bizimle o bir mi olur? Nasıl bir haddini bilmemektir bu ya? Onun ruhuyla benim ruhum eşittir ve aynıdır. Nasıl hadsizliktir ya? Biz, bir Müslüman diyebilir mi kalbinde imanı olan? Benim ruhumla, benim kalbimin inkişafı ile, benim ruhumun inki, inkişafı ile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın da aynıdır. Nasıl der yani? Debilir mi yani? Yani şuurdanlığı, farkındalığı nasıl aynı olabilir? Yani onun Ahmet Beşeriyetini nasıl kainatın evveli olan e, nuruyla aynı diyorsun? Ondandır ki camide onu anlamıyorlar ya, camide şirk yapılıyor diyor. Mihrapta Allah var, bir tarafta bir tarafta Muhammed var. Bak diyor beşeriyeti koydu diyor. Kardeşim bak kocaman bir ağaç bu çekirdekten yaratıldı. Bu çekirdek ağaç değil ki meyve de değil. Bu çekirdekten yaratıldı koca ağaç. Niye o nurundan kainat yaratılmasın? O çekirdeğin adı Muhammed'dir. İnsan değil ki şirk olsun. Çekirdeğin adıdır. İnsan ismi Ahmet'tir. Ha Ahmet'in içerisinde o çekirdek var onu kast edersen Meyvenin için içindeki çekirdek Muhammettir ama insan değil. O çekirdeğin adıdır. O ruhudur işte. İlk önce evveli Maĥalakallah Nurihi benim durumun yarattı. Yani ağaç yaratılmadan önce çekirdek yaratıldı. Allah, Allah da zaten böyle kanunu işlemiyor mu? Ağaçtan önce çekirdek var. Tavuktan önce yumurta var. İnsandan önce işte bir damla su var vesaire. İşte o nur çıksa, yani ağaçtan çekirdek gitse ağaç olmadığı gibi. Onur gitse kainatta yok. Peki, peki abi mesela en alami insan da bir cemaate gitti. Geldi akşam bir ders dinledi. Veya bu dersi dinledi. E, çok bir şey bu manaları da algılamıyor ama regaybi kendince tövbesiyle şey yapıyor. Ondan hissedarlığı o regaybin içerisinde nasıl hisseder? çok bir... acayip. Ben eskiden beri ben de düşünüyordum onu. 16. sözde diyor ki bir avam diyor. Haca gider. Avam bir veli gibi gelir. Sebebi Kabe'ye herkes kendi hürmetini, sadakatını, ubudiyetini, ibadetini takdim eder. Havuz düşün o Kabe'yi. Herkes bir şey attı mı havuza? Ama herkes alırken kendi koyduğu kadar almıyor. Koydu yani devletin Keban Barajı'na sen yapamazsın Keban. Ama Keban Barajı'na basit bir tel atarsan oradan istifade ettiğin gibi o haca herkes karınca karınca bir şey atıyor havuzun içine. Alırken ne alıyor? Komplesini alıyor. Ve bu e, rahmet, rahmet elinin alemin olması Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetine verilen ve Allah'ın bu asırdaki rahmeti nedir? O avam gidiyor, koyuyor bir şeysini genel alıyor ve veli dönüyor diyor 16. sözde. Bu regaib ve mübarek gecelerde Kadir gecesi olsun, Miraç gecesi olsun basit bir şeyini atıyor. Ne? Hürmet ediyor. Allah bunu istiyor. Yani evinden geri dönüyor bakın. Hani dedi ya beşeriyetinden aslı hakikatine bakmak. Niye geliyor sence? O gece niye geliyor? Regaiptir. Ne demek regaip? Allah buna rağbet etmiş. Allah buna değer vermiş. Değer vermemizi istemiş. Değer ver diyor. Bu sefer bunu yaparak ne diyor? Ya Rab sen değer verdiğine ben de değer veriyorum. Ama gücü bu kadar. Hani bir ustadın bir misali var ya. Padişaha herkes sadakatini göstermek için hediye getirmişler. Bir bakmış avam. Vallahi bir şey getirememiş fakir fukara. Demiş ki gelmiş ey padişahım sen bu verilenlerden daha iyisine layıksın. Ama benim imkanım olsaydı daha iyisini verirdim. Ama gücüm bu." dese o halis niyetini Allah niyetine göre muamele eder. Niyet maniye teşayyi tayir eder, değiştirir. O niye rağbet ediyor? Niye gece o gün daha dikkat ediyor namazına, derslere gidiyor? Kur'an okuyor, cüz okuyor. Niye yapıyor? Niye farklı o gece? kişinin kafasında. Aleminde niye farklı? Bugün ve gayb. Ne demek? Allah rağbet etmiş buna. Allah buna değer vermiş. Allah'ın değer verdiğini değer veriyorum. Ama idrak etmese bile bu kadar hareket Allah'ın rahmetini celbediyor. Zaten bir verdim Allah bir veriyor. İki verdim Allah iki veriyor. Öyle değil. O bize mahsustur. Allah'a bir veririm o sonsuz verir. Ben hiç vermem. Yine verir. Çünkü Cenab-ı Hak bizim gibi merhametli değil ki. Merhametlilerin en merhametlisi. Merhamet bize. O çok merhametli. Allah merhametli demiyoruz ki. O çok merhametli. Erhamur Rahim'in diyorsun. Böyle böyle gösteriyor. İşte kısacası regaib bu farkındalık ya. Vahırda davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.